Bazı filmler zamana meydan okuyor. Üzerinden yıllar geçse de tekrar tekrar izleniyor. Türk sinemasında da son yıllarda böyle yapımlar giderek artıyor. Özellikle gerilim dram denildiğinde kült denilebilecek filmler hala hafızalarda. İşte o filmler. 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Assubay savaş meydanında küçük bir kız ile karşılaşır. 5 yaşında olan bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmez. Assubay ise kızı yanına alarak ona aile ismini verir. Kore'den Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Assubay, aileyi Kore'de bırakmak zorunda kalır. Bir diğer film Müslüm. Unutulmaz ses sanatçısı Müslüm Baba'nın inişli çıkışlı, dram dolu yaşamının anlatıldığı filmde Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanı, hayatını ele alır. Bir diğer film ise Babam ve Oğlum. Unutulmaz filmler arasına giren 1980 darbesinde annesini kaybeden Küçük Deniz, 7 yıl sonra hiç görmediği dedesinin Ege'deki çiftliğine doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk onun için hem sürprizlerle dolu hem de dramatik bir dönemin başlangıcı olur. Deniz'in dedesini hiç görmemesinin nedeni dedesiyle babasının yıllardır küs oluşudur. Ve bu yolculukla birlikte Deniz'i artık yeni bir hayat bekler. Bir diğer film ise Mucize. 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin Ege'nin incisi İzmir'den Doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da asıl işlenen konu engelli insanlara engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili duygusal bir film. Bir diğer filmimiz ise Dağ 2. Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak. Gişe rekorlarına imza atan bu film hem bir kurtuluşu hem de askeri disiplini anlatıyor. Bir diğer filmimiz Nefes Vatan Sağ Olsun. Güneydoğu'da Irak sınırına yakın bir ilçede Komando Tugayı'nda bulunan ve 2365 metre yükseklikteki Karabal Tepesi'ndeki röle istasyonunu korumakla görevlendirilen bir yüzbaşı komutasındaki 40 askerin hikayesi bu filmde anlatılıyor. Bir diğer filmimiz Aşk Tesadüfleri Sever. Çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in kendilerini engellerle dolu bir aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor. Bir diğer film ise Kelebeğin Rüyası. Zonguldak'ta yaşayan iki genç şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip yeni yeni modernleşen madenci kentinde memuriyet hayatlarını sürdürürken bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşarlar. 7. Koğuş'taki Mucize 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediniyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölüyor. Ölen küçük kız sıkı yönetim komutanının kızı ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesiyle yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülüyor. Bir diğer film ise Masumiyet. Namus cinayeti sebebiyle hapse giren Yusuf, hapishaneden çıktıktan sonra hayatının bir amacının olmadığını düşünüyor. Bir pansiyon köşesinde Bekir ve Uğur'la tanışan Yusuf'un hayatında bir takım olaylar gelişiyor. Bir diğer film ise Güneşi Gördüm. Askerin emriyle köylerini boşaltan ve bir kısmı İstanbul'da şansını denerken diğerleri de umudu Norveç'e kaçmakla arayan bir aile. 5 kız çocuğun ardından istediği oğula sahip olan Ramo, bir oğul askere giderken diğeri dağa çıkmış Davut, sert mizaçlı Mamu ve onun kendini hep kız gibi hissetmiş erkek kardeşi Kadri filmin ana konusunu oluşturuyor. Mavi Kadın.com içeriklerini takip etmeyi unutmayın.